Otopark istiyoruz, çocuk parkları istiyoruz. Buraya mı meydan olacak? Olur. Çok güzel olur. Alt geçit olması çok güzel. Avcılar için mükemmel olur. Sadece avcılar değil, 39 ilçemizde hayatı kolaylaştırdık, kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Şu anda avcıların girişindeyiz. E5 Karayolu'nun avcılar tarafında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Avcılar ilçesinde hayat kalitesini arttıracak bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında ilçeye zemin altı otoparkı, afet eğitim merkezi, yaya geçidi ve geniş bir meydan kazandırılıyor. Görmüş olduğunuz 12.400 metrekarelik alan 300 araçlık otopark olarak kullanılıyordu. Hem avcılara bir meydan kazandırmak hem de otopark ihtiyacını da çözmek amacıyla bu projemizi tasarladık. 458 araç kapasiteli bir otoparkımız olacak. Otopark kapasitemizi yaklaşık 1,5 katına çıkarmış olacağız. Ayrıca engelli araçlarımızın park edebileceği alanlar, şarj istasyonlarımız bulunacak. Aşağı taraflarda park ettiğimiz zaman çekme problemi yaşayabiliyoruz arabaları. Otopark kesinlikle bir ihtiyaç. Şu bölgede 3-4 tur atmadan otopark bulamıyorum maalesef. Bildiğiniz gibi olası bir depremde Avcılar ilçesi yüksek risk taşıyan ilçelerimizden biri. Bu nedenle bölge için afet eğitim merkezi son derece önemli. 1999 depreminde İstanbul'da en çok etkilenen ilçelerimizden biri Avcılar'dı. Bu sebeple projemiz kapsamında bir afet eğitim merkezi inşa edeceğiz. Avcılar tabii ki deprem bölgesi yani. Afet merkezi olması önemli. Avcılar ilçesinde bir meydan ihtiyacı da vardı. Bu nedenle 11.000 metrekarelik alan meydan olarak değerlendirilecek. İçerisinde yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir açık hava sahnesi de olacak. 11.000 metrekarelik bir meydanımız olacak. Bu meydanın 3.000 metrekaresi yeşil alan, bir kafeteryamız, ayrıca 150 kişilik bir kütüphanemiz bulunacak. Spor yapacağım ben burada, onun hayalini yaşıyor. Koşacağım, ağaçlar olacak burada. Bölgede yapılacak yaya alt geçidiyle yayalar için kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Buradaki araç yollarının aksanı değiştirerek Marmara Caddesi'nden yayalarımızın yapılacak alt geçide kullanarak metrobüse trafiğe girmeden erişimini sağladık. Çok iyi olacağını düşünüyoruz, bekliyoruz. 2025'in ilk yarısında projemizi halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. 16 milyon